Değerli yurttaşlarım, Erdoğan ülkemizin etrafındaki kuşatmadan bahsederek böyle kritik bir dönemde milli birliğin önemini vurgulamış. 2002'den bu yana bilinçli bir kutuplaştırma, gerginlik üretme ve düşmanlaştırma politikasıyla Türkiye'yi düşman kamplara bölen Erdoğan'ın 22 sene sonra milli birliğin önemini vurgulaması önemli ancak inandırıcı değil. Evet, ülkemizin çevresinde bir ateş çemberi var. Bu çemberin alevleri aslında ülkemizin sınırlarını uzun süredir yakıyor, yalıyor. Türk ordusu Irak ve Suriye'de savaş halinde. Türkiye, Azerbaycan, Ermenistan savaşında savaş alanındaydı ve Kafkaslar ikinci bir çalışmaya gebe. Ve Türkiye tekrar Azerbaycan'ın yanında olmak zorunda kalabilir. Türk ordusu Libya savaşında da sahada. Afrika'nın değişik bölgelerinde Türk askeri istihbarat operasyonları devam ediyor özetle aslında ülkemiz düşük yoğunluklu bir savaşı zaten yaşıyor. Bu esnada ülkemizde 13 milyon sığınmacı ve kaçak yaşıyor. Ve büyük bölümü travmalı bu insanlara her geçen gün sınırdan kaçak giren 1000-1250 kişi ekleniyor. Ülkemizde Amerikan ordusu tarafından yetiştirilmiş ve savaş deneyimine sahip yüz binlerce genç Afgan var. Ve sayılarını bilmediğimiz Selefi cihatçılar değişik örgütler halinde uyuyan örgüt hücreler olarak bekliyorlar. Özetle Recep Tayyip Erdoğan haklı. Milli birliğe ve bütünlüğe gerçekten ihtiyaç var. Ancak 22 sene hor görülen, aşağılanan, düşmanlaştırılan insanlara hadi milli birliğe ihtiyaç var toplanın denmesiyle milli birliğin yani Aziz Atatürk'ün ifadesiyle iç cephenin sağlanması mümkün değil. Üstelik bu insanlara anayasanızı A'dan Z'ye değiştireceğiz. Değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan ilk dört maddeyi değiştireceğiz. 66. maddeyi değiştirerek Türk milletini tanımını Türkiye'li yapacağız derken hiç değil milli birliği sağlamak mümkün. Unutmadan söyleyelim. Malazgirt meydan muharebesinde siz kazanmadınız. Zaten Malazgirt Türk zaferi de değildi derseniz biz de size Milli kimliğimizi yok sayan, tarihimizi yok sayan bir birlik, milli birlik olamaz cevabını veririz. Ülkemize doldurduğunuz milyonlarca Suriyeli, Afgan vesaire kalacak diyorsunuz. Türk milletinin bunlar ile birlikte mi milli birlik oluşturması hayalini görüyorsunuz? Eğer öyleyse gerçekten hayal görüşünüz Sayın Erdoğan. Bu insanlar ülkelerine dönmeden Türkiye'nin milli birliği sağlanamaz. 85 yaşındaki neler? sokaklarda kağıt mendil satıp pazar yerinden geride kalan domatesleri toplayarak yaşamaya çalışırken birilerinin vergi vermeden aldıkları ihalelerden kazandıkları paralarıyla Londra'da sokak satın aldıkları bir ülkede milli birliği sağlamak mümkün olmaz. Atatürk'ün fotoğrafını yakalarına takmayı reddeden soytarılara müdahale eden genç subayları ordusundan atarak milli birlik sağlayamazsınız. Emri anayasa ve yasalıyla belirlenmiş komutanlarından, amirlerinden değil, Tanrı ile irtibatlı olduklarına inandıkları şeyhlerinden alan üniformalılarda da vatan savunamazsınız. Evet, Sayın Erdoğan haklısınız. Türkiye bıçak sırtında yürüyor. Çok tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. Böyle büyük bir tehlike karşısında milli birliğimiz çok önemli. Bakın siz sokak röportajlarında size yönelik öfkeli konuşan insanlardan rahatsız olmuşsunuz. Ama bu insanları size bu kadar öfkeli olmaya siz bilerek ve isteyerek gittiniz. Bana 51 lazım, yüzde 49'un canı cehenneme şeklindeki politik anlayışınız ile seçim kazanabilirsiniz, kazandınız da. Ancak vatan savunmak çok zor oluyor. İç cepheyi güçlendirmek mi istiyorsunuz gerçekten Sayın Erdoğan? Önce size oy vermeyenleri düşman, ikinci sınıf vatandaş görmediğinizi gösterin. Yasaları hepimize eşit uygulayın ve anayasanın üstünlüğünü kabul edin. Yoksa hiç kimse kendisini güvende hissetmez bu ülkede. Güvenin olmadığı yerde de milli birlik olmaz. Herhangi bir tarikata, cemaate üye olmadan da devlet memuru olabileceğimizi gösterin bize. Bakın ben sıkı bir yeşil acıyım. Bu konuda size katılıyorum. Ama neden rakı için emniyet müdürü ve valilerimiz yok? Suç mu rakı içmek? Veya neden Alevi yurttaşlarımız vali emniyet müdürü olmasın? Sayın Erdoğan, Atatürk'e saygı gösterim ve bunun göstergesi olarak İstanbul Havalimanı'nın adını Atatürk Havalimanı yapın. Ve anayasamızın girişi, ilk dört maddesi ve 66. maddesiyle bir sorununuz olmadığını açık şekilde ifade edin. Üç tane emperyalizm destekli zıp çıktı unsuru memnun etmek için 4000 senelik devletli tarihi olan Türk milletiyle karşı karşıya gelmeyin. İleride siz de Türk tarihinin parçası olarak anılmak istiyorsanız bunu sağlayacak işler yapın. Bunun ön şartı ise Atatürk ve Cumhuriyet'in kurucu değerleriyle olan kavganızı bitirmenizdir. Milli birlik bizim de arzumuz, milli birlik bütün Türk milletinin arzusu. Ama önce sizin bütün büyük Türk milletine benim milletim diye bakmanızla başlar milli birlik süreci.